Öğüt Ağacı Efsanesi 3. bölümden herkese merhaba. Bölümümüzün adı Kaçış. Kafesin içindeki kuş, dışarıda uçan kelebeği öyle bir hasretle izler ki, sağa sola korkuyla bakmamaya çalışan May, şehir kapılarından hızla uzaklaşıyordu. Gece olduğu sürece güvenliğin gözü üzerimde olacak ve misafirhanede ise tek başına bir kız olarak, bana sahip diyen olur. Benim bunu isteyip istemediğimi bile sormazlar. Kimse bana yardım etmez. Barınmanın karşılığında ise ne isterler belli. Peki nereye gideceğim? Bir plan yapmam lazım artık. Ya misafirhane ya eski baraka, soğuk ve talaş dolu. Barakadaki talaşları düşününce ürperdi. Yüzünü ekşiterek ağrımaya başlayan boğazını ovaladı. Yok, sıcak bir yer bulmam lazım. May, Künyana'nın verdiği parayla daha ne kadar uzun süre geçinmesi gerekeceğini bilmediği için son derece mütevazi bir oda tuttu. Hizmetçi sıcak su getirdi. Eski fakat temiz olan yatağı hazırladı. Tek başına kalınca May oturdu ve elleriyle başını tuttu. Saçmalık bütün bunlar. Kötü bir rüya. Gerçek olamaz. Korkutup bir yere gitmedi. Sadece üstüne derin bir keder eklendi. Hocam benim yüzümden öldü. Belki de gerçekten cadıyım. Bundan sonra ne yapmalıyım? Sinirli sinirli güldü. Ne saçma. Geyşalar statü olarak cadı olamaz. May, büyüdün artık. Kuyruğunu mu uzatsan? Ne saçma. Veya değil. Sonuçta her şey ritüel ile başladı. Hisleri sınırına gelen genç kız şakaklarını ovaladı. Ne alaka bilmiyorum ama bu iki olayın arasında bir bağlantı var. Gözlerini kapatıp düşünen May çok net net anladı. Yardım olmadan bu durumla baş edemem. Ama yalnızım. Bayan Sumiko ona hep şunu söylerdi. Yarının ne getireceğini asla bilemezsin. Belki yeni bir sabah, belki yeni bir hayat. Beyaz kefene sarılmış beden hatırası uzun süre uyumasına izin vermedi. En sonunda uyumayı başardı ama gece boyunca kabus gördü. Sabah uyanınca boğazının düne nazaran daha da fazla ağrıdığını anladı. O sırada hizmetçi kapıyı çalmadan içeri daldı. Hizmetçi genç kızın yemek salonunda rahat edemeyeceğine karar verip kahvaltısını odasına getirdi. Çorba tatsızdı. Hizmetçi ise fazla konuşkandı. Genç kız yemeğini yerken hizmetçi erken yağan karı, odun harcamalarını ve suç oranlarının yükseldiğini şikayet edip durdu. En son bu kadar çok güvenliği birkaç sene önce hapiste bir suçlunun kaçtığında gördüğünü anlattı. Yan komşuları olan bir başka misafirhaneyi şikayet etti. Ama May onu artık dinlemiyordu. Bana kimin yardım edebileceğini biliyorum. Belki danışabileceğim birini söyler bana. Nasılsa onun için fark etmez artık. Onunla nasıl görüşebilirim acaba? Ona ne teklif edebilirim? Hapishanelerde pencere var mı ki? Umutsuz kalınca bir şey yapmalı insan. Ben öyle kolay kolay pes etmem. Ayağa kalktığında kendini artık çok daha iyi hissediyordu. Odanın içinde ileri geri dolaştı. Bir amaç edinmek ona güç verdi. Her şeyden önce nerede tutulduğunu öğrenmem lazım. Umarım hala hayatta. Şehir hapishanesinde mi yoksa şehir yöneticisinin konağında mı? Bunu nasıl öğrenebilirim? Konağa mı gitsem, güvenliğin konuşmalarını dinlesem, güvenliğe rüşvet mi versem, hapishaneye mi gitsem? Bir şeyler öğrenebilirim. Sonuçta her gün idam olmuyor. Erken, henüz kimse konuşmaz. Öğlene doğru genç kız kapısını araladı. Kimsenin dikkatini çekmeden dışarı çıktı. Yakalanmasam iyi olur. May Geisha okulunda okurken şehrin birçok mekanını gezmiş oldu. Askerlerin ve gezginlerin çokça vakit geçirdiği Mavi Balık Çayhanesi'nde de birçok kez gitmişliği oldu. Güvende olmak isteyen kız gitmeden önce yüzünü saklayacak bir şapka satın aldı. Sade şapka, yüksek şapka, pahalı şapka. Yine bunu da hileyle aldım ve hileyi kapatayım. May etrafta yapılan konuşmaları duymak isterken fazla dikkat çekmek istemiyordu. Bu sebeple ortada değil köşede oturdu. Hemen gelen garson başını itaatkar bir şekilde eğip
ziyaretçinin sipariş vermesini bekledi. Yani siparişi iki satır üstü okumam peki. Tofu, somon, sade çay. Hem pahalı değil hem iştah açıcı görünüyor. Yemek yiyenlere baktı. Oldukça kalabalıktı. Daha iyi. Yanında oturan erkeklerin sohbet ettikleri konu. Hiçbir konu genç kızın dikkatini çekmedi. Tutku yolu. May bir süre daha bekledi. Sonra dayanamadı ve garsona cereyan olduğunu şikayet ederek başka yere oturdu. Bunu iyi ki yaptı. Kısa süre içinde duydu ki. Düşünsene, biri cadı çıkmış, diğeri ölmüş. Her şey çok açık bence. Cadı olan diğerini öldürmüş işte. Genç olan yaşlı olandan kurtulmuş. Kendine yer açmış yani. May içinde yükselen öfkeyi özenle bastırdı. Ne tuhaf. Böyle bir şey neden yapsın ki, uzun zamandır aynı evde yaşıyorlarmış. Efendilerini paylaşamamışlardır belki. Bilmem, dedikodulara göre o kız bir tilkiymiş. Tilki kadınlar şehirlerde yaşar mı ki? Çok merak ediyorum, yakalandığında nasıl bir ceza alacak? Taşlarlar mı yoksa kil içinde yuvarlayıp fırına mı atarlar? O cadı çoktan kaçmıştır. Haklısın, ölü olanı da şehir dışında bulmuşlar zaten. Tilki kadın Geisha'yı erkek yüzünden öldürdüyse şehir dışına neden kaçsın ki? Onu da öldürmek istemiştir de yapamamıştır. Şimdi de saklanıyor olmalı. Erkekler başka bir konuya geçince May onları dinlemeyi bıraktı. Bir süre sonra başka ziyaretçiler geldi. Genç kız tofu peynirini bitirdi. Kimse bunca süre oturduğuna sorgulamasın diye uzun süre pişmesi gereken pahalı bir yemek söyledi. Ve o sırada acayip bir şey oldu. Mavi Balık Çayhanesi'ne tanıdığı biri geldi. Bu o. Samuray bir asker eşliğinde kendine masa seçti. Ne kötü, tam karşıma oturdu. Genç kız başını eğip yüzünü şapkanın altına sakladı. Sipariş veren erkekler oturup sohbetlerine devam ettiler. Bize gel diyorum sana. Yok, ben suçluları yakalayıp şehre getirme işini tercih ediyorum. Şehirde çok fazla komutan var zaten. Kötü sözler bunlar. Ben efendime hizmet ediyorum. Bunu kendimce yapıyorum gerçi. Senin işin bana göre değil. Biri de suçluları gözetmeli. Gözetle işte. Ben de onları o yüzden getiriyorum. Şu son olan nasıl bu arada? Oturuyor. Normal oturuyor işte. Sırasını bekliyor. Yakında asarlar onu da. Ona dikkat edin. Çok tehlikeli bir tip o. Sıradan bir haydut değil. Nereden çıkardın? Tecrübe konuşuyor. Ben çok insan gördüm. O farklı biri. Kesin onu konuşuyorlardır. Zaten bu samurayın bir esiri vardı sadece. Onu sen yakaladın. Biz de kaçırmayız. Alt hücrelerin kilitleri sağlamdır. May'in beyaz balıkçıl misafirhanesinde gördüğü samuray omuzlarını silkti. Sen daha iyi biliyorsun. Yapma şimdi. Uyardığın için teşekkür ederim. Gerçekten de bu ara dikkat etsek fena olmaz. Ne demek istiyorsun? Birçok güvenliğimizi bir kızı aramak için elimizden aldılar. Anlamadım. O yüzden elimizde çok az asker kaldı ama dediğim gibi kilitler sağlam. Bu arada kızla ilgili Bayan Kinyo'nun okulundaki Mayiko değil mi? Aynen. Tokuma Godo'yu tanıyorsun değil mi? Aramaları o mu üstlenmiş? Doğru. Bu konuda çok aktif. Ha işte birileri fazla aktif olduğunu düşünüyor. Sesini alçalttı. Onu tanıyorsan bu konuda uyar bence. Dikkatle dinle. Bayan Kinyo bu şehirde seviliyor. Godo yüzünden ise kadın sorun yaşıyor. Bu arada Simiko'yu ölümünden biraz evvel görmüştüm. Tanışmıyorduk gerçi. Kinyo'yu ben de severim. Ve Sumiko ile de bizzat tanışıyordum. Ama açıklar mısın lütfen? Takuma nerede yanlış yapıyormuş? Sonuçta o tilki kadını yakalaması gerekmiyor mu? Sen de mi ya? Ne tilkisi be? Yok öyle bir şey. Duyduğum kadarıyla Takuma da o okula bir cadının olduğunu inanmıyormuş. Ve büyü olduğuna dair bir kanıt bulamadığını söylüyormuş. Biri Sumiko'yu öldürmüş. Mayiko da katili görmüştür. Korkmuş ve bir yerde saklanıyordur şimdi. O yüzden Takuma geyşaları rahat bıraksın artık. Başka birini arasın. Neydi? Yuki. May. Hah May. Gayet sıradan bir kız. Gördüm ben. İnan bana. Kızı arasın. Olup bitenleri çözmek şart. Kimse bunu tartışmıyor. Fakat okula bu kadar baskı yapmasın. Bu geyşalara zarar veriyor. Bay Taizo Hori Tilki'yi benim seni şu an gördüğüm kadar net bir şekilde görmüş. Hatta daha yakından. O çok saygın bir beyefendi. Yalan söylemez de.
Gerçi belki de sen haklısın. Takuma'nın dediğine göre adam sarhoşmuş. Görünen o ki biri bu hikayede yalan söylüyor. Bence güvenliğin dediği doğru. Bir süre sessiz kalan asker başını salladı. Uyarırım ama ona emir veremem. Anlıyorum. Boş ver o zaman. Erkekler başka bir konuya geçince Mei onları dinlemeyi bıraktı. Takuma Godo, beni arayan kişi, muhtemelen okulun önündeki askerlere komut veren oydu. Saygın bir hakimi yalancı durumuna düşürüyor. Sarhoş olduğunu iddia ediyor ha. Bunun karşılığı ölüm cezası olabilir. Mei su bir ikincisindeki yansımayı hatırladı. Kısa süre içinde yemeğini getirdiler. Kız istemeye istemeye yemeğini yedi. İki asker ayağa kalktı. Hapishaneye mi? Evet, bir saat sonra nöbetin başlıyor. Sen? Eve. Garsona bozuk para bırakıp çıkışa yöneldiler. Biraz bekledikten sonra peşinden git. Hemen peşlerinden gidersen beni fark ederler. Ama onları kaçırmamam da lazım. Mei biraz bekledikten sonra dışarı çıktı. Tam da Samura ile askerin vedalaşıp farklı yönlere yürüdükleri anda genç kız askerin peşinden gitti. Ona yaklaşmadan gözünden kaçırmamaya çalıştı. O adamın nerede tutulduğunu öğrendim ama bu yetmez. Bir şeyler daha öğrenmem lazım. Mesela suçunun ne olduğunu. O zaman hayatımı mahveden bir haydut hikayesi uydurabilirim. Veya yakalanan şerefsizi görmek için rica edebilirdim. Veya Mei endişe ve tereddüt içindeydi. Kendi kendiliğiyle tartışıyordu. Aranıyorum ama saklanmak yerine hapishaneye kendi irademle gidiyorum. Neyse, bunun yerine oturarak beni yakalayıp öldürmelerini mi bekleyeceğim? Hedefe yaklaştığında daha hızlı yürümeye başladı. Kapıda güvenlik askeri saygıyla selamladığına göre bu adam onların üstüydü. İsmi Wataru Tomiyasu. Bunu nasıl kullanabilirim? İsmini ezberleyerek yürümeye devam etti. Rüzgar güvenliğin konuşmasını duyurdu. Balık geldi mi? Gelmedi mi? O zaman geldiğinde taze olup olmadığını kontrol edin. Bunu yapacak başka kimsemiz kalmadı. Genç kız köşede durdu. Güvenliği izlerken düşünmeye devam etti. Onunla nasıl görüşsem? Hiçbir fikri yoktu. Beni içeri almazlar. Ne düşünüyordum ya? O sırada kapıya fıçılarla dolu at arabası yaklaştı. Bahsettikleri balık bu mu? Arabacı güvenliği selamladı. İki asker arabaya yavaşça yaklaşıp yükü kontrol etmeye başladı. Her ikisi de arabanın diğer et tarafındaydı. Mei kendi kendine düşündü. Biri içeri sızmak istese de, istese bu fırsatı kullanırdı. Kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Kapılara doğru yürüdü. İçeri girmek, o suçluyu bulmak, bir anlaşma teklif edip kaçmasına yardım etmek, delilik. Ama genç kız durmuyordu. Arabaya iyice yaklaşmıştı. Bu benim tek şansım. Hadi diyelim ki içeri girdim. Sonrasında dışarı nasıl çıkarım? Askerler fıçıların kapaklarını açtılar. Tuzlu balık kokusu geldi. Kafalarını kaldırdıkları an beni fark ederler. Daha ileri gitmeye cesaret edemeyen Mei yerinde dondu kaldı. Kaşlarını çatıp ateşe baktı. Çok büyük. Ateşin içinden bir anda havaya kıvılcımlar saçıldı. Askerler ürpererek ateşe döndüler. Neydi bu? Odunlar ıslaktır. İşte şimdi kapı ile arabanın arasına kaydı. Askerler işine döndüler. Arabacı etrafında olan biten de zaten hiç ilgilenmiyor. Esneyerek bekliyordu. Başardım. Genç kız avucunu kaşıdı. Kimse birinin içeri girmek istediğini düşünmez tabii. Herkes içeriden kaçmak ister asıl. Hapishane gerçekten de şaşırtıcı derecede boştu. Onlar beni şehrin her yerinde ararken buradayım. Hapishanenin yapısı çok basitmiş. Birkaç bina ve avlu. Mei hücrelere götüren yolu kolayca buldu. Önemli olan güvenliği geçmesiydi. Bunu başardığı için şanslı sayılırdı. Son anda beni terk etmez umarım. Islak yerler, kalın parmaklıklar, pranga. Buradan kaçmak imkansız. Hücrenin köşesindeki bir deliğe monoton bir şekilde damlayan su sesi. Bugün ilk sorgusu gerçekleşti. Pek dövmediler. Daha çok korkutmaya çalıştılar. Yarın sabah celladı gelince başlar asıl işkence. Yerde oturan adam sırtını duvara yaslayıp bu durumda yapabileceğinin en iyisini yapıyordu. Gücünü toparlıyordu. Uyuyordu. Neyse ki koridordaki adım sesleri duyulduğu an gözlerini açtı.
Zamanı çok iyi hisseden adam henüz gece yarısı olmadığını anladı. Yeni sorgu için henüz erken, idam günü de belli değil henüz. Yemeğini de getirmemeleri gerekiyor aslında. Bu şartlarda birinin gelmesi olağan dışıydı. Tutsak da yeni kapanan yarısı açılmasın diye son derece dikkatli bir şekilde ayağa kalktı. Koridordan gelen adım sesleri, hücreyi gözetleyen asker seslerini hücreyi gözetleyen asker de duydu. Kim o? Sessizlik. Hey. Askerin yardım çağıracağını anlayan May karanlık koridordan ışığa çıktı. Kızın gelmesi tutsağı da onu gözetleyen askeri de çok şaşırttı. Kimsin sen? Beni bir beyefendiyle görüşmem için gönderdiler. Bu seçim tutsak ile olan ilişkiyi etkilemiştir. Ne? Ne için acaba? O ismi iyi ki aklımda tuttum. May şuh bir bakış atmaya çalıştı. Bu konuda hiç tecrübesi yoktu ama fantezi gücü ve okulda öğrendikleri ona yardım etti. Asker kıza inandı. Yani kafayı mı yedi o ya? Peki ama burada ne işin var o zaman? Nasıl girdin? Kayboldum efendim. Parmaklıkların arasından ses geldi. Güzel kız değil mi? Öyle bir kızı senin için göndermezlerdi. Asker cevap verdi. Kapa çeneni. Ve tekrar kıza baktı. Defol. Yolu gösterir misiniz efendim? Öfkesini ve ne kadar sinir olduğunu gizlemeyen asker çıkışa yöneldi. Peşimden gel. May askerin arkasına geçtiği an aklına gelen ilk şeyi yaptı. Duvardaki meşaleyi kapıp adamın ensesine vurdu. Kız bir kez daha vurmak zorunda kaldı. Adam yere düştü. Havada yanmış saç kokusu yayıldı. Çok iyiymiş. Ne hızlısın. Kız sessiz kaldı. Eğilip askerin yüzünü inceledi. Adam hala nefes alıyordu. Hayatta. Buraya sırf adama vurmak için gelmediysen daha fazla oyalanma. Anahtar rafta. Aç şu lanet kapıyı. Bir şartla. İlk karşılaştığımızda beni çok beğendiğin için bunu yaptığını düşünmüyorum zaten. Beni tanıdın mı? Tutsağın sesinde sabırsızlık ve öfke vardı. Bak daha güzel bir yerde konuşalım bunları. Defolup gitmek lazım buradan bir an önce. Kısaca emretti. Şartını söyle. Beni şehir dışına çıkarıp güvenli bir yere götüreceksin. Hücredeki adam bir saniye düşündü sadece. Anlaştık. Çıkarmazsam öleyim. Aç hadi. May anahtarı aldı. Sana güvenebilir miyim? Tutsak gülerek sordu. Başka seçeneğin mi var? Ona güven ve kilidi aç. Bu seçim tutsak ile olan ilişkiyi etkilemiştir. Peki. Kilit sesi duyuldu. May kapıyı açtı. Tutsak ellerini uzattı. Şimdi prangalar. Kız hemen doğru anahtarı buldu. Teşekkür ederim. Tutsak büyük bir zevkle ellerini oynattı. Sonra kızın gözlerinin içine baktı. Bakışı soğuk ve sinirliydi. Sözümü tutacağım. Bana yardım ettiğini de unutmayacağım. Genç kız sessizce başını salladı. Buraya nasıl girebildin? Şansıma bu aralar güvenlik çok zayıf. Kısaca anlattı. Peşimden gel. Benden 5 adım uzak dur. Sana nasıl hitap edebilirim? Kadzu. Senin ismin ne? May. Askerin üzerinden geçtiler. Burada her şey yolunda mı? Koridorda May'in çayhanede gördüğü asker belirdi. Eli kılıcına uzandı. Kadzu hemen bir tarafa çekildi. Askerin dikkatini dağıtmam lazım. Kafasına meşaleyi at. Genç kızın tehlikeli olmadığına kanaat getiren asker tutsağa odaklandı. May duvardan bir meşaleyi daha kaptı. Kıvılcım saçan çubuk havada uçtu. Asker içgüdüsel olarak dönerek kendini kılıcıyla korudu. Kadzu öne doğru atlayıp adamın çenesine vurdu. Asker yere düştü. Hayatta mı? Evet. Seni savunmayabilirdim. Kendini riske atıyorsun. Sana yardım ettim aslında. Bu adam buranın başı. En azından güvenliğin onunla konuşma şekline bakılırsa. Bu kötü oldu. Eğer nöbet sırası onunsa kısa süre içinde kaybolduğunu anlayacaklar. Eğilip silahı aldı. Kadzu inanılmaz sessiz hareket ediyordu. May bunu nasıl yaptığını çözemiyordu. Şans hala onlardan yanaydı. Ana çıkışa doğru giderken sadece bir askere denk gelip ondan kolayca saklandılar. Kapıdaki güvenlik ise Kadzu yine becerikli bir hareketle bayılttı. Kıyafetinde bir leke çıktı.
Kan. Hapishaneden uzaklaşırken mümkün olduğu kadar hızlı hareket edip sokaktaki insanların dikkatini çekmemeye çalışıyorlardı. Önemli değil. Yüzünü buruşturdu. Az kaldı. Şimdi herkesi ayağa kaldırırlar. En fazla bir saat içinde şehir güvenliği kaçak haberini alır. Şehirden hemen şimdi çıkmamız lazım. Kılıcı çalılıkların içine attı. Bunu neden yaptın? Kadzu sessiz kaldı. Kız cevap vermesini beklemiyordu zaten. Mayiko, öyle pahalı bir kılıca sahip olabilecek birine benziyor muyum? Hayır. Hapishane çıkışı lazım olur dedim. Şimdi ise bize engel olur sadece. Ben Mayiko değilim artık. Anlaşılan senin de son günlerin yoğun geçmiş. Uzaktan yaygın bir çan sesi geldi. Öğrenmişler. Çabuk oldu. Bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın.